Yeni bir analiz videosuna herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Cehay ve Floyd'un görüntülü analizini yapacağız. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe, Beko, Panathinaikos'tan ayrılan Cehay ve Floyd'u kadrosuna kattı. Her zamanki gibi oyuncunun artılarını, eksilerini, oyun alışkanlıkları nelerdir, nerelerde zaafları var, nerelerde çok fazla üstünlüğü var bunları size olabildiğince sade bir dille aktarmaya çalışacağım. İlk defa izleyenler veya izleyip de unutanlar için küçük bir hatırlatmayı tekrardan yapayım unutulmuş olabilir. Highlights görüntüsü üzerinden konuşmuyorum. Oyuncunun görüntü analizini sizlere seçtiğim 6 maç üzerinden yapacağım. O maçlarda belirlediğim bazı pozisyonlar var. Pek çok kez yaptığı pozisyonlar var. Onları birkaç pozisyonda size anlatmaya çalışacağım. Videonun son bölümünde de oyuncunun kısa bir değerlendirmesini yapacağım. Zaten oyuncu uzun uzun Euroleague programlarımızda konuşuruz. Sizleri de oraya beklerim. Ben oyuncunun görüntü analiz kısmına geçerken sizlerden de tek videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Ayrıca yorumlarda da oyuncu ile ilgili görüşlerinizi muhakkak bekliyorum. Görüntü analiz kısmına geçebiliriz. Evet oyuncunun görüntülü analiz ile karşınızdayım. İlk olarak hücumla başlamak istiyorum. Çünkü zaten savunmasında sizlerin de highlights videosunda seyrettiğiniz birkaç özelliği var. Onları analizin diğer tarafında sizlere aktaracağım ama ben biraz hücum kısmına ne alabiliriz ona bakacağım. Çünkü hemen başta söyleyeyim oyuncu kısıtlı bir oyuncu ve oyuncunun hadi oğlum sen çık dediğinizde çok bir şey beklememek gerekiyor. Oyuncuya net bir plan çizmeniz lazım ve oyuncuya net direktifler vermeniz lazım. İkili oyunlarından başlayacağım. Çünkü Anadolu Efes'le hazırlık maçları yaptığında oyun oyuncunun aslında en net tarafı bu. Yani Galil Gilboa'daki performansta da bu vardı. Panathinaikos performansta oyuncunun en iyi ikili oyun oynadığı bölge burası. Solak olduğu için oyuncu en iyi devrilmeyi buradan yaşayabiliyor ve bu sanal çizgi dediğimiz devrildikten sonraki çembere gidiş çizgisindeki Devon Booker bu konuda çok iyidir. Analiz videosunda anlatmıştım. Oyuncu bunu en iyi sol kenarda yaşayabiliyor. Aktarıyorum yavaş yavaş. Bakın perde geldi. Koşusunu yaptı. Doğru bir açı. Daryl yakın içeri gidiyor. Danstanın felaket bir savunması var. Bir diğer ikinci nokta. Oyuncu bu yarım dairenin oyuncusu. Yani çember altı oyuncu dediğimiz kısım bu. Oyuncunun en etkili olduğu yer burası. Oyuncuya burada servis yapman gerekiyor. Yani servis yapıldıkça kendisini iyi gösteren bir oyuncu. Daryl yakında o servisi yapıyor ve Smaşla bitiriyor. Şimdi bizim oynadığı maçtan bir görüntü var. İşin özü ikinci kısımdan ne dedik yarım dairenin oyuncusu. İşin diğer kısmı da bu açık alan oyuncu açık alan oyuncusu. Yani Baskonya maçında bir tane görüntü vardı. Son maç sonu programında göstermiştim. Şimdi de getireyim ekran onu. Böyle bir alan daraltan takımlara karşı alan daralmış savunmalarda çok fazla bir şey yapamaz. Yani çok fazla demeyeyim hiçbir şey yapamaz. Açık alan savunma derinliğini kaybetmiş takımlara karşı daha etkili oluyor. Şimdi burada analiz videosu hemen referanslar yapayım. Henry için ne demiştim? Piken rolün üstünden geçmeye çalışır. Bu kırda bu konuda çok felaket bir oyuncudur. Bakın. Dirseğe doğru devrilmesini yapıyor. Gördüğünüz gibi yine kendisini en rahat hissettiği bölge yapıyor. Burada da yine analiz hani videosunda bir referans yapayım. Meryl Şerak'ın artık yani daha top buradayken yavaş yavaş şu bölgeye doğru kayması lazımdı. Geçmiş olsun. Bu pozisyonu yakaladığımı mı Cehay ve Floyd affetmez. Bu arada durmadan Cehay ve Floyd diyemem çünkü Cehay ve gerçekten zor. O yüzden Floyd diyeceğim bilginiz olsun bitirdi. Şimdi bu Maccabi serisinden bir pozisyon zaten oyuncuyu bence transfer yaptıran 1 ve 3. maçları, 3 maçlık serinin 1 ve 3. maçları oyuncuya transfer yaptıran maçlar olduğunu düşünüyorum. Yine kendini hissettiği bölgede bakın. Devrilmesini yapıyor açısını alarak devriliyor. Bunun bir tek burada yapabiliyor. Geri kalan her yerde dönüş sıkıntıları yaşıyor. Hangi bacağından döneceğini karıştırıp bir saniyelik anlık kayıplar yaşıyor. Yine dirsek bölgesine doğru geliyor. Zusman burada. Zusman'ın da pozisyon olarak yengeç adımlarıyla bak kayışını seyredeceğiz. Kaymaya başladı. Kuvvetlik yanı kalçası ve arkasını aldığı an ve o açıklığı yakaladığı an top indirildiyse bitirir. Geçiş oyunu Buralarda zaten felaketiz. Dechampier burada uyuyor. Geçiş oyunlarını da gittiği köşeyi birazdan aktaracağım. Hemen hızlıca gider. Ve bakın. Şu. Bunu o kadar çok göreceğiz ki. Durmadan el havada. Yani Caner Erkin gibi. O durmadan elini kaldırır ya Caner. <laughs> Floyd da öyle. Durmadan eli yukarı kaldırır. Bakın hop bir pas. Papa Petro'dan üstüne smaç. Bu geçiş oyunlarında umarım Colo ve Henry Floyd'un bu pozisyonu değerlendirir. Çünkü Polonara'yı çok değerlendirmiyoruz. Şimdi bu pozisyonda size oyuncunun hücumdaki bir alışkanlığını göstermek istiyorum. Oyuncu pozisyonları genellikle bu sol köşe altta başlamayı tercih ediyor. Ve genellikle uzunlar biraz daha burada durduğu için de arkadan gardın pozisyonu önemsiz bir şekilde yavaş yavaş buraya doğru koşusunu yapıyor. Ya istisnasız ne? 10 pozisyonun 9'unda bunu yaptı. Ya yani oyuncunun oyun içi alışkanlığı olduğu net belli. Bakın tepede bu arada bu oyuncunun bilgisini vereyim. Kerry Blackshear Galatasaray'daki Blackshear. Onu da aktarmış olayım size. Bakın ikili oyun oynadı. Şimdi bizim oyuncumuza dikkat edelim. Bakın koşusuna bakın. Zizic tamamen topa kon odaklı. Bakın yavaş yavaş şöyle yengeç adımlarıyla gitti. Pasını aldı. Doğru açı sol el ve yarım daire bitirişini yaptı. Yani bu konuda çember altı bitiricisi bir oyuncu. Oyuncunun en öne çıkan özelliği bu zaten. %61 ile oynuyor sahiçi isabetinde. Yine bir geçiş hücumu yediğimiz anlar. Şimdi top buradan Nedović'ten köşeye gidecek ama oyuncunun az önceki pozisyonda da bu pozisyonda da herhalde alışkanlığını anlamış olduğunuz geçiş oyunlarında hep bu köşeye doğru koşusunu atıyor. Bakın topu bekliyor gelmedi. Şimdi burada size oyuncunun bir özelliği var ya hücum ribandı. Şimdi reboundçı diye geçiyor ama Tanıtın Aykos kısmını bir kenara bırakıyorum. Bence Priftis değerlendirememiş ama Gilboa'daki ortalamasına baktığımızda 7 rubant ortalamasının 2.5'unu e, oyuncu hücum rubantından yapıyor. Sebebi ise hep alttan çember altına doğru geliyor. Sebebi de şut kullanıldı. Kalçayı ve box out dediğimiz ki bu tam bir box out da değil aslında ama kalçayı dayayıp ittirmeye başladı yer bu oluyor. Çift dayak zıplamada oyuncunun Çıktığı nokta gerçekten inanılmaz. Yani 2 0 bu oyuncu. Arkasındaki vesaire boyu 2.10. küsür. Bakın çıktığı nokta ve bitirdiği nokta. Bu hücum ribandındaki esprisi bu oyuncunun. Yani gelip buralardan topsuz koşatayım, seken topu alayım gibi değil. Daha çok yay çevresinde dolanıp hücum ribandını tamamlamaya çalışıyor. Bu pozisyonu şundan aldım. Biz bu pozisyonu Guduric üzerinden göreceğiz. Yani şuradaki oyuncuyu Guduric düşünürseniz genellikle bu kırda burada ikili oyunlara kalıyorlar ve Blackshear'da biraz Vesele gibi düşünürseniz biz bu pozisyonun benzerini yaşayacağız. O yüzden bir yer olsun diye önden bir hazırlık olsun diye getirdim pozisyonu. Bakın hop hop devrilmesini yaptı. Otella Hunter'ın felaket bir savunma anlayışı var. Bakın Blackshear topu istiyor ve oyuncunun istediği arazi. Gördüğünüz gibi Otella Hunter kardeşim benim arazisinde topu buldu ve zaten bitirdi. Ya yani biz bu pozisyonu getirme sebebim bu. Oyuncu da bu pozisyonu çok fazla göreceğiz. Gudric, Veseli ve Floyd üzerinden bu oyunu göreceğimizi düşünüyorum. Bu cebimizde bir dursun. Şimdi gelelim oyuncunun biraz da sırtı dönük oyunu var mı yok mu sosyal medyada konuşulduğu gibi onlara gelelim. Şimdi topu almaya çalışıyor. Bakın al. Yine alışkın olduğu yerde ve hiçbir şekilde buralarda top alamıyor alçak posta. Muhakkak buralara kayıyor. Petrushev analizini izleyenler varsa Petrushev'de de aynı sıkıntı vardı. Bunu aktarmıştım size. Nispeten kendisi için kapalı bir alan. Dönüyor yüzünü dönmek zorunda. İlk alışkanlığı bu. Top alır almaz yüzünü döner. Kapatılacağını bildiği için gitmiyor ve topu gardını çağırıp devam ediyor. Yani zaten statik nispeten durağan hücumlar yapan Spacek'te zorlanan Fenerbahçe Beko'da Giorgiewicz ilk topun genellikle buradaki aşağıdaki uzunlara gitmesini ister. Floyd'la oynayacaksak bir süre bu kuru yokluğunda bunu bence Vesel üzerinden yapalım. Floyd üzerinden yapmayalım. Veya ilk pası aldım ikili oyun başlatacaksak Floyd olabilir. Yine alçak postu yine sırtı dönük oyuna bakacağım. Buradaki temel istek guard Floyd'un şu bölgelerde alçak post oyunu istiyor. Ama bakalım becerebilecek mi? Arkasındaki oyuncu Keleiro. Keleiro da aslında 4 numara gibi kullanılıyor son dönemlerde. Maccabi de ara ara hatta. Ama asıl pozisyonu 3 numara. 2.5-3 numara. Uzun 2-3'lerden. Bakın gidemiyor. Pozisyon almakta sıkıntı yaşıyor oyuncu yani. Evet gelelim savunmaya. Değil mi? Merak edilen kısım. Şimdi zaten highlights gördüklerinde blok özelliğini gördünüz oyuncu. Zaten oyuncu totalde 10 blok bile vursa kariyeri bu oyuncu. Highlights videosu da oyuncu her maç 3'er blok koyuyormuş gibi zannedersiniz. Blok işi savunma bilgisinden ziyade biraz daha atletizm ve sezgi gibi şeylere de dayanır. O yüzden blok özelliğini çok fazla koymayacağım ki zaten yarım tut daire içerisindeyken o çift ayak sıçramı kuvvetten dolayı blok özelliği hep cebimizde duracak kuvvetli yanlarından. Bize bu kırın yokluğunda bu kırdan artı olarak ne katabilir? Sizden onları göstermek istiyorum. Yüksekte oynanan bir ikili oyun. Buralardaki oyuncunun alışkanlığı show up. Cebimizde bunu ilk bir tutalım. Savunmada koyalım. Bakın. Geldi. Show koydu. Şimdi guard yansıtma dediğimiz pası buraya aktaracak. Uzun buraya koşsun atacak ve Floyd'un öne çıkan diğer artısı şu ki savunmada da çok hızlı. Şimdi Booker hücumda bacaklar hızlı, ayak çekişleri savunmada yavaştı. Analiz videosunu hatırlıyorsanız. Floyd hızlı burada. Bakın hemen yetişiyor. İndirse indirebilir ama yani eşek diyeceğim ezbere pastır bu. Altyapıdaki temel eğitim ezbere oyunu indirse indirir. Ama yetişti. Şimdi geldik diğer noktaya. Bir yüksekte şovap. up. 2. Şovaptan sonra yetişmesi çok hızlı ki burada e, Henry gibi baskılı bir savunmacı olduğunu düşünürsek daha da rahatlarız. Üçüncü özellik. Under size oyuncu olduğu için kendisine göre nispeten daha sizelı oyunculara karşı yapmaya çalıştığı ve e, güzel bir alışkanlık, güzel bir oyun ezberi. Topla adam arasına girmek zorunda. Yani ilk hamlesi çok kritik. İlk hamlede topla adam arasına girebilirse pozisyon üstünlüğü alıyor cebimizde. Bakın avantajı aldı. Pas indirtmedi. Yardım savunması bekliyor çizgide kapatmaya ve oyuncu burada top kaybını yapıyor. Yine final serisinden görüntüle karşınızdayım. Zizic'e verdiği performans gerçekten etkileydi. Yer yer ezildiği noktalar var mı var göstereceğim. Ama genel olarak iyi bir sınav verdi ve bence transferi zaten bu maçlar yaptırdı. Hatırlatayım bakın. Oyuncunun karşısında kaldı. Buradaki oyuncu pası atmasını engelliyor doğru bir açı kapatmasıyla. Elin hep yukarıda olması. Dikkatinizi çeken bazı izleyicimiz olmuştu. Eller aşağıda değildir genelde Floyd'da. Bakın Wilbeck'in şutunu ve pasını kapatıp geri koşusunda yetişiyor. Şimdi bakın önden almaya çalışıyor. Pasın inmesini imkan vermiyor. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Zizic gibi oyuncular, zeki oyuncular ne yapacak? Sağ diziyle Zizic baldıra doğru hafif dürtecek pozisyon almaya çalışacak. Bir diğer nokta bizim için önemli olan bu oyuncudaki savunmadaki bel dönüşleri hızlı. Genellikle bu da undersize ve çabukluktan kaynaklanıyor. Mesela siz için bel dönüşleri sağdan sola yarım ay dönüşleri yavaştır. Haliyle o cüsseyi taşımakla. Bunu avantaja çevirebildiği nokta oluyor. Bakın. Şimdi Zizic vurdu. Gördünüz mü? Hızı ve çabukluğuyla o bel dönüşünün hızlı sağlaması ani reaksiyonla tekrar pozisyon üstünlüğünü aldı. Ve devamında da bakın süpürmesini izin vermediği gibi de topu da aldı. Booker'da olmayan şeyler bunlar. Booker o sertlikte pes ediyor, bırakıyor. Aris maçı bakın tepe oyuncunu karşıda kaldı. Nizami şarj. Bakın şimdi buraya koşusunu göreceksiniz. Bir de yansıtma pas var. Ne dedim? İlk hamle öne geçmeye çalışır. Oyuncu yarım ve kalçayı çıkararak mecbur bıraktı arkasını almaya ve üstünlüğü aldı. Ve devamını göreceksin. Bakın süpürmeye başlıyor. Bakın süpürüyor, süpürüyor, süpürüyor. Eksi nokta bu. İkili oyunlardaki show sonra koşullarında öne geçmek zorunda. İlk üstünlüğü almak zorunda. Yoksa savunmada tamamen eksi. Yine benzer pozisyon ama ekstra bir şey daha göstereceğim. Bakın Zizic koydu. Az önceki pozisyonu ki zaten 6'ya 15'te o pozisyon. Bir pozisyon sonrası 9'a 15. Bakın gösterdi. Yine benzer. Zizic'i aldırmadı ama pozisyon kaybetti. Ve Zizic bu sefer akıllı bir şekilde kollarla arkaya aldı. Geçmiş olsun. O pası indi. Şimdi bir diğer eksiğe geliyorum. Blok koymayı seven bir oyuncu olduğu için zıp zıp diye tabir ettiğimiz ayakları yerden çok çabuk kesilen bir oyuncu. Tek fake'lik ömrü var yani. Hop döndü bir fake geçmiş olsun. Buradan sonra da basket foul. Şimdi gelelim Mitsic'e. Yani Miss karşısına bakalım Floyd nasıl kalmış. Bakın sol ayağı görüyorsunuz. Burada sıkıntı yaşadığı nokta oyuncunun bu olayı ama az önce bir şimdi hepsini bir toparlayalım. Önce bir hücumcudan başlayalım. Miss Hitch, patlayıcılığını yapacağı noktayı bulmuş. Top öne doğru itilecek. Çünkü sol ayak ters de yakaladı. Sol ayağı ters pozisyonda yakaladı. Miss Hitch genelde buralardayken zaten uzun ekart etmiş dripling kesmeden çembere giden yönde değiştirip buradan sol buradan sağ bırakan veya floater'da bırakabilen bir oyuncu. Bel dönüşüne dikkat. Bacak çabukluğuna dikkat. Ayağa çekişine dikkat. Bakın hop beli hızlı döndürdü. Açıyı yakaladı. Miss için normal ekart edebildiği yerde. Miss için yanında. Buradaki oyuncu hazır ve nazır bekliyor. Bakın geldi. Doğru zamanda yardım savunması geldi. Floyd zaten en iyi yaptığı işi. Yani hiç bırakmaya çalışsa geçmiş olsun. Poster olmuştu. Bacak çabukluğu bel dönüşünden kaynaklı. Bu neden bizim için önemli? Booker bu hamlelerde dağılıyor. Yani o ilk stand savunma oturuşunu yapıyor. Yani bir dripliklik hali var. Yani küçük bir kafa fake'inde bile Booker zaten bırakıyor. Benim için bir diğer önemli nokta. Oyuncunun çevre kontrolü. Pot altı oyun çıkarıyoruz. Şimdi buradaki oyun şu. Yani oyunda değil aslında da şablon diyelim. Goodrich bu dibe gelecek. Bartel buraya koşusunu yapacak. Papa Petru'nun burada çok büyük hatası var. Veseli burada beleşi kovalayacak. Yani 3 opsiyon. Hiçbiri olmazsa da tepede Pierre e çıkıp dekola yukarı perdelerden çıkıp ikili oyun başlangıcı. Klasik pot oyunundan birisi. Şimdi bizim oyuncumuz burada genellikle 5 numaralarda buralarda istenen şey çevre kontrolü. Yani buradaki çember altı basit sayıyı yememek. Bakın yani. Guduric gitti gördünüz. Bartel koşuya başladı. Gitti. Koşusunu kapattı. İletişim yok bir kere burada. Communication dediğimiz olay yok. Çevre kontrolü yapabilseydi buradaki Veseli'ye bu basit sayıyı yedirmemiş olacaktı. Uzundan uzuna topla Euroleague'de çok fazla kullanılıyor. Yani 5'ten doğru 4'ten 5'e. Veseli burada mismatch'i yakalamış ve mismatch oynamaya çalışıyor. Top Meryl Şayak'ta. Şimdi şu nokta iyi. Mismatch'i gördüğü için hem Veseli'ye teyakkuzda hem de bu kırım Pas gitse de mesafesinden. Şimdi Şayak zorlanıyor burada karar vermekte. Bakın bir bakış atacak. Bu sırada Şayak zaten bu pasa pası doğru çıkarmaya çalıştığında mesafe açılıyor. İlk önceliği Veseli'yi kapatmaktı. Başarılı oldu. Top bu kura gitti. Şu boşluğun adı Cilik. Onu belirteyim. Şu boşluğun adı Cilik. Git abi dibine. Git yani. Senin amacın bu pası buraya attırmamaksa ve sen 2 0 sen baskı yapacaksın. Bacakların zaten çabuk. Kollar hep yukarıda kullanmayı seviyorsun. Şu mesafeden o pasın gidişini engelleyemezsin. Bu yalan savunmaya. Bu okur ve Vesele bitiriyor. O baskı yapması lazım. Bunu fazla yapıyor. Yani staff ekibinden birisi izliyorsa uyarırsanız bu konuda da sevinirim. Bunlar düzeltilebilecek şeyler. Ekstralara gelmek istiyorum. Ve atletizmle de başlayacağım. Floyd burada geldi. Açık alanı buldu oyuncunun sıçramaya başladığı noktayı görüyor musunuz? Yani şuradaki oyuncu da Otel Lantern. Gerçi bu seride savunma yapası çok yoktu Otel Lantern'ın da. Bunu içine vurdu gitti. Şimdi gelelim fasülenin faydasına. Oyuncunun en berbat olduğu yer işte bu faal çizgisi. Sebebini size açıklayacağım. Tamamen şut mekaniği. Şimdi oyuncu solak ben sağlam ona göre göstereceğim. Buradaki mesele topa tuttuğunda yani bir kere altyapıda öğretilen şey 90 derece. Topu gönderirken, bilekten topu gönderirken destek parmakları topu tutan avuç içi biraz temas eder. Şu 3 parmak topu son gönderirken bir o bombeyi veren senin de o hassas dediğimiz, o hassas parmakla hassas ayarı veren iştir. Şu bileği görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle giden bir bilek. Bu oyuncuda topun avuç içine oturmasını sağlıyor. Ve oyuncu topu gönderirken ki şut mekaniğindeki topun güç aldığı yer ilk başta avuç iç oluyor. Parmak hassasiyeti olmadığı için de topun kuvvetlenmesi avuç içinden gidiyor. Sıkıntısı bu. Öbür yanı destekel. Benim Sean sonra gördüğüm en kötü şut mekaniklerinden Birilerine girer bu da. Bununla başarılı olmak çok zor. Bunu tamamen değiştirmesi lazım. Görüntü analizim böyleydi. Şimdi çok kısa da bir değerlendirme bölümüne geçip oyuncuyla ilgili son görüşlerimi sizlere aktaracağım. Oyuncunun görüntü analizi böyleydi. Biraz değerlendirmesi de yapacağım ama çok kısa tutacağım ki süreyi idareli kullanabilmek adına oyuncu analizlerinde zor olabiliyor. O yüzden değerlendirme kısmını diğer Euroleague programlarımıza saklayacağım biraz daha. Umut ediyorum ki oyuncuyla ilgili az çok bir fikriniz olmuştur oyuncunun alışkanlıkla ilgili. Sağda gördüğünüzde burada bunu yapabilir, bunu yapamaz gibi bir fikir edinebilmişsinizdir. Değerlendirmeye gelirsem de oyuncuyla ilgili kuracağım ilk kelime hatta en önemli kelime beklenti. Şimdi beklentiyi doğru ayarlamak lazım. Evet Josh Nebo da İsrail'den çıktı ama Josh Nebo'nun öne çıkan çok çok daha iyi yanları var. Beklentiyi iyi tutmak lazım. Prime dönemi Dunstan, prime dönemi Otello Hunter. Prime dönemi hatta şu anda say sayabiliriz Kyle Hines. Bunlarla kıyaslarsak beklenti üzer bize. Spor durağan bir olay değildir. Yani dünle bugün arasında artı ya da eksi farklar olur. Oyuncu 97'li 24 yaşında. İlla ki ya gelişecektir ya da gelişmesini tamamlayamayacaktır. Öne çıkan ki Euroleague'de önemlidir bu. Bir iki tane net özelliği var. Onları çok fazla geliştirip Euroleague'de bir takım oyuncusu olabilir. Ama şu anki bakışla bu oyuncu yama bir transfer. Maaşının da düşük olduğunu zannediyorum. Zaten daha önce çalışılan bir menajer şirketten geldi. Mete Can ve Devin Booker'ın geldi menajer şirketten geldi. Hızlı bir çözüm oldu orada büyük ihtimalle. Kısıtlı bir oyuncu. Kısıtlı oyuncularda yapılması gereken en önemli şey biraz koç faktörüdür. Staff ekibi çok devreye girer. Bu oyuncuya net bir plan çizeceksin. Yani oğlum sen bunu yapacaksın, evladım bunu yapmayacaksın gibi o şablonun dışına çıktığında yani Priftis gibi işte Jeremy Evans ne bileyim Okoro White Papa arkasında veya rotasyonunda çık oğlumuzun oyna sen dersen bocalaması çok fazla oluyor. Gilboa mesela ana oyuncu oyuncuydu. 20 dakika üstü süre alıyordu ve ana parça olduğu için kendisini gösterme imkanı daha fazlaydı. Bu sebepten dolayı net bir şablon belirtilmesi lazım. Bu kırdan artı ki bence Fenerbahçe Beko ve transferinde öne çıkaran birkaç özelliği şu oyuncunun. Bu kırın savunma zafiyetlerinin hiçbiri Floyd'da yok. Artıları var hatta. Gösterdiğim gibi görüntü analizde. Hücumda da transferinde etkili olan nokta Booker. Çember altı bitiriciliği yüksek oyuncu sakatlandı. Çember altı bitiriciliği yüksek oyuncu %61 ile oynuyor. Sağ iç isabeti geldi. Yani buradaki odak biraz o olmuş. Çember üst oyuncu Booker. Çember üst oyuncu. Booker'dan hücumdaki eksi tarafları daha fazla. Onun net belirttiğim Booker hücumda daha iyi bir oyuncu Floyd'a göre. Floyd'un şutu hiç yok. Yani dış şut Orta mesafeler hiç yok. Faul atışı hiç yok. %46 tuğla atsa yeridir. Açık alan oyuncusudur ve yüzünü muhakkak çembere dönmek zorunda. Kısalar ne oynatırsa, Henry ve Dekola nasıl uyum sağlarsa, hatta ben buna Veseli'yi de katarım. Veseli olan adaptasyonu da önemli. Umarım fayda sağlar. Fayda sağlaması lazım. Bartel'in de yokluğunda, Booker sakat, Ahmet sakat uzun rotasyonda sıkıntı yaşamamamız adına doğru bir şablon belirlemeyle kısıtlı oyuncunun iyi yanların daha da yukarı çekerek Floyd'dan verim alabileceğimizi düşünüyorum. Eğer emeğine sağlık diyorsanız ki gözlerinden anlaşılıyordur. Gerçekten emek veriyorum analiz videolarına. Çünkü herhangi bir scout programı kullanmıyorum. Böyle bir imkanım da yok. Basit bir çizim programı da kullanıp oradan normal kurgusunu yapıp aktarmaya çalışıyorum sizlere. Eğer emeğine sağlık diyorsanız videoyu beğenmeniz benim için gerçekten önemli. Daha çok basketbol sever ulaşabilirim. Ayrıca ücretsiz tamamen bu. Abone olmanız da benim için çok önemli. İmkanlarımı geliştirmeme olanak sağlar. Bir de her analiz videosunu sonunda söylediğim cümleyi burada da tekrar etmek istiyorum. Havalar çok soğuk ve dışarıda bizden başka yaşayan sokak canlıları da var. Onlara lütfen iyilik yapmaktan çekinmeyin. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Herkese iyi günler.